Evet. Selamünaleyküm. Değerli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden cuma, hafta sonu. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Okuyan kardeşlerime Allah zihin açıklığı versin. Çalışan kardeşlerime de bol rızıklı günler diliyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin. Evet. Vega 7 seviye. Abi böyle bir şey yok. 169 gücünde bütün slotlarını ekledim. Böyle bir deneyeyim dedim. Ama tabii yani sadece slot ekleyip oynamak çok doğru değil. Çünkü karşıdakinin gücü 11-12 tane ise abi senin gücün istersen 200 olsun. Yenilme ihtimalin çok yüksek. Ben sadece videoda tabii bunu göstermek için hani gücünün maksimum kaç olduğunu görün diye böyle bir şey yaptım. Dün ya normal şartlarda ben bu karakteri 7 seviye yapamadım. 6000 şans kartı vardı bende bayağı. İki kere hatta yani bayağı derken işte 24-25'e yakın vardı. Biliyorsunuz slot eklerken şans kartına 10 tane ekleniyor. Ben iki sefer bastım 60 bin şans kartıyla bastım olmadı. Dün bir yerde bizim Hasan X Large'ın canlı yayınında öyle sohbet ederken Recep işte Osman falan. İşte 20 bin şans kartıyla olur olmazdı vesaire derken. Sonra bizim Osman Nakalt Osman ortaya çıktı. Abi dedi sıkıntı yok dedi ya siz dedi bu kadar dert etmeyin dedi. Ben dedi şimdi hesaba giriyorum dedi bu 1300 liralık dedi bir teklif var dedi. Onu dedi alacağım 7 seviye yapacağım dermişim. Tabii böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Osman dedi ki abi dedi ben bir gireyim bir basayım bakayım dedi olacak mı falan gir dedim. Hatta videosunu da çekmiş onu da göstereceğim size şimdi. Basmış ilk birincisinde olmamış ikincisinde olmuş 20 bin şans kartıyla oldu bu arada. Yani enteresan 60 bin şans kartıyla biz iki kere bilmiyorum ya iki kere ya üç kere bastım ben olmamıştı. 20 bin şans kartıyla oldu yani hani burada masama işin hakkını vermiş harbiden şans. Şansa biraz olay gerçekleşmiş. Böyle videosunu da göstereyim size bak hatta. Şunu neredeydi? Yo, şunu açsak ha. Böyle yapayım bak. Böyle büyüteyim. Bak Osman bunun videosunu çekmiş. 20 bin şans kartı. Bak hep 2000'ler kalmış. 2000 bayağı var bende. Bir kere basmış olmamış. İkinciye basmış olmuş. Böyle göstereyim hatta bak. Sonra Osman bir geri döndü. Abi oldu. İşte 7 oldu falan. Böyle bir heyecanlı. Evet. Burada gördüğünüz gibi 7 seviye oluyor. Hayırlı olsun. Bu arada dün oldu bu. Dikkatimi bir şey çekti. Benden sonra millet Vegaları piyasaya çıkartmış. Ulan var ya. Beni mi bekliyordunuz abi? Neyse şöyle tekrar oyuna geçelim. Evet. Şimdi karakterle alakalı böyle karakteri şey, burası değil pardon. Evet. Karakter bu abi. 169 gücüne sahip. Yani bundan daha yukarısı olma ihtimali sadece belki 170 olur. O da işte bir tane yeni bir çıkan bir antrenör var. Orada artı 3 slotları var. Benim antrenör şu anda artı 2 slotlu. Yani orada belki bir 1 artarsa artar. Onun haricinde artma ihtimali yok. Neden olduğunu söyleyeceğim size. Boyut 153. Şut 173. Nereye vuracaksak. Zıplama 173. Hız 177. Şu anda olabilecek maksimum çünkü neden olduğunu söyleyeceğim.
Böyle şey pardon. Biz buna nereden bakacağız abi? Şuradan mı bakacağız? Heh, şöyle yetenekler diyelim. Bak. Ben burada ulan buna da bastığımız zaman var ya 2 saatte açmıyor abi ya. Neyse biraz bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama tabii o esnada size başka bir şey daha göstereceğim. Bak burada bütün zıplamaları eklemişim. 10, 8, 6, 4, 2. Hepsi ekli. Gelelim diğer slota, boyuta. Bütün hepsini eklemişim. Diğer slota geçelim. Şut hepsini eklemişim. Zaten toplamda biliyorsunuz 20 tane slot takma şeyi var. İşte her birine 5'er tane takınca 20 taneyi tamamladık. Antrenörümüz de usta antrenör. Yani bundan daha güçlü olma şansı yok. Evet, sonradan ilerleyen zamanlarda farklı oyuna işte antrenör bilmem ne gelir bir şeyler olur falan. O başka bir şey. Ama şu an itibariyle bu karakterin 169'dan daha yukarıya çıkma şansı yok. Sadece dediğim gibi bende usta antrenör var. İşte diğer bir antrenör var şimdi adı aklımda yok. Onun artı üçer güçleri var. Benim antrenörün artı iki. Yani onları da işte birer tane koysan 170 de burayı yani. Hani 170'in üstüne çıkma ihtimali çok zor. Çıkamaz. Evet, şimdi durum bundan ibaret. Maçlara dalalım. Dalalım bakalım nelerle karşılaşacağız. Güçlerimiz yok. Tabii bu videodan sonra ben güçleri normale döndürürüm. Böyle bir göstereyim istedim size. Evet abi, karakter çok devasa. Bu muhtemelen iptal edecek şeyi. Maçı. Evet, şimdi bekliyoruz. Etti mi? Etmedi. Abi karakter bir kere şeyi çok güzel yapılmış. Yani onu söyleyeyim. Ben bundan önce de oynadığımda zaten söylemiştim. Yazılım kodlaması güzel. Yani içten geçme olayı çok az oluyor. Biliyorsunuz bu oyunda en çok tercih edilen karakter Antik Golem. Neden? İşte insanlar hem görüntü itibariyle seviyor hem içten geçme vesaire olayı az. Bu karakterde de bu olay çok az. Yani hiç denilecek kadar. Ne yapıyorsun abi? Bak buna ben vurabilir miyim mesela? Bak vurdum, gördün mü? Karakter çok iyi abi. Ben size söyleyeyim. Yani harbiden hani ben normalde kolay kolay karakter beğenmem ama bu karakter güzel abi. Baksana hiç. Yani içten geçme olayı çok hani hiç yok desem anca. De çok hızlı vuruyor ya. Ama size şimdi değişik bir olay göstereceğim. Yani enteresan. Ben bunu çok eskiden keşfetmiştim. Şimdi burada şöyle bu asil samurayın bak hatta seçeyim. Bak. Şu anda Vega normalde oyunun en güçlü karakteri, doğru mu? Evet. Ama çok enteresan bir şey var abi. Bunun şu anda boyutunun bütün slotları takılmamasına rağmen boyut olarak gene oyundaki en uzun boylu karakter Asil Samuray. Bunu ben çok eskiden beri söylüyorum. Beni takip eden kardeşlerim bilir. Hatta şöyle göstereyim. Bak yeteneklere gireyim. Bak şu anda az önce gösterdiğim Vega'da bütün slotların hepsi takılı. Bunda yanlış bilmiyorsam sondaki ya sondaki bir tanesi ya da sondaki iki tanesi takılı değil. Bak zıplamada bir tane takmışım. Bak boyutta son olan takılı değil. Buna rağmen Vega'da 153 olan boyut bu karakterde 156.
Yani buna 2 daha taktığın zaman 158 oluyor abi. Yani bu asil samurayın böyle bir özelliği var. Oyundaki en uzun boylu karakter. O yüzden Vega'yı almakla alakalı çok şey yapmayın. Dert etmeyin diyeyim. Evet. Tekrar Vega'yı alalım. Bak. Burada artı 6 slot haricinde 147. Asil Samuray'da 150. Neyse devam edelim. Böyle güzel rakipler gelsin de Vega'yı iyice test edelim ama güçlü oynayan çıkarsa abi Mortingen oluruz ben size söyleyeyim. Çünkü güç ya yani karşılık veremiyorsun yetmiyor. Adamın işte 3x'i büyük kafası falan varsa sende birer tane var abi nasıl karşılık vereceksin? He saniye uzun olsa belki sonradan maçı çevirme ihtimalin olur ama tabii saniye içimden geçti. Saniye yetmediği için kardeşim de kraliyet şövalyesini uf abi ta nereden vurdu topa? Yuh. Karakter çok iyi ya. Harbi söylüyorum. Müthiş abi. Bildiğin uçuyor yani. Evet. Yani şeylerini falan da güzel yapmışlar. Şimdi Allah var. Ve formasını, ayakkabısını, gözlüğünün geçişleri falan. Gözlüğünü sanki yani bir tek bana gözlük biraz bir tık böyle basit kalıyor. Ama diğer ayakkabısı, forması, kuyruğu gerçekten uyumlu, güzel. Yani oyunda tutacak karakterlerden bir tanesi. Bak mesela bu arkadaşın şimdi 11 tane gücü var. Nasıl olacak abi? Güç kullanırsa sıkıntı yaşayabiliriz yani. Ama abi karakter yemin ediyorum bildiğin ateş ediyor. Baksana abi hiç adamın üstünden hop diye vuruyor. Bak. Şimdi bak adam başladı güçleri açmaya. Ah be. Yanlış yaptık. Bak şimdi bak. Bak ta nereden vuracak. Abi karakter bak. Böyle girme lan. Neyse güçleri biraz harcasın da. At abi. Güzel. Evet, bu güzeldi. Ama böyle yapma ya. Böyle yapma ya. Ah be kardeşim be. Ne oldu? Çok saçma yerde Adam çok saçma yerde dondurdu beni ya. Bak görüyor musun? Mesela hiç oynamasını normalde bilmiyor. Mobilden oynuyor muhtemelen. Ona rağmen güçlerden dolayı bir şekilde zorlanıyorsun. Yani demek ki hani karşına bir tık iyi oynayan ve mobil değil de PC'den oynayan biri gelse karakterin gücünün çok bir esprisi yok. Yani güçle oynarsa sıkıntı yaşarsın yani. Neyse bu videodan sonra güçleri ben hani maksimum gücünü görün dedim ama karakter abi çok hızlı vuruyor ya. Yani mobilden bu karaktere kimse karşılık veremez ki abi. Bazuka gibi vuruyor anasını satayım. Evet, bu maçımız da bitti. Bir sonraki maçımıza geçelim. Şimdi ben bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Bu konu... İtlan niye burada lan? Bana bu konuda bazen gönül koyan kardeşlerim oluyor. Eyvallah kardeşim, bol şans. Yani bunu ben birkaç kere videomda dile getirdim.
Ama tekrarlamakta fayda var. İzlemeye kardeşlerim vardır. Yani şu konuda sizden rica ediyorum. Bana gönül koymayın. Ben bu konularda biraz hassasım. Yani böyle hani hani ego yapıyormuşum veya ne bileyim böyle kibirli davranıyormuşum gibi gözükmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi yani ben bu konularda aşırı derecede hassasım. Şimdi bana çok fazla arkadaşlık isteği geliyor. Yani ben böyle gerçekten samimi olmadığım, tanımadığım veya işte ne bileyim özel VS atmadığım kişileri çok listeme eklemiyorum, ekleyemiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu oyunda bir sorun. Yani özellikle emülatörlerde oynayan kardeşlerim bilir. Abi arkadaş listesi çok olduğu zaman açılmıyor. Yani bunu tabii yaşamayan adama anlatamazsın. Slotların da az önce açılmadığı gibi arkadaş listesi de kalabalık olunca açılmıyor abi. Yani birine diyelim ki VS atacaksın. Yani adama bir istek atacaksın, bekliyorsun abi, basıyorsun 2 saatte açılıyor. O yüzden hani bu kabul etmemeyi hani böyle bir işte kibir, ego gibi algılamayın. Sizden rica ediyorum. Bir diğer konu da takımlarla alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bazen böyle işte ne bileyim elmas takımına falan gidiyorum. Sağ olsun beni böyle arkadaşlarım çağırıyor, ediyor. Takımdan çıktığım zaman başka takımlar beni davet ediyor işte gel diye falan. İşte ben hani o esnada başkasına söz vermiş oluyorum. Gidemediğim zaman yani biraz sanki böyle hani işte niye bizim takıma gelmiyorsun gibi bir şey oluyor. Yani elimden geldiği kadar işte sırayla veya işte ne bileyim tanıdıklarımı kırmamak adına böyle mümkün mertebe işte bir yerlere gidiyorum. Tabii burada Elmas Ligi'nde olması da etken. Sonuç itibariyle Elmas Zümrüt geliyor, yani onları da göz ardı etmek çok doğru değil. Hadi bakalım güzel bir rakip gel bize be. Allah'ım. Abi bu nedir ya? Hadi gel çocuğum gezelim. Gel. Gel yanıma hadi. Derimden. Derimden hadi. Derimden gezelim. Ama çok saçma bir eşleşme oldu bu ya. Abi karakter çok iyi ya. Baksana abi nasıl vuruyor ya. Ki hani benim bilgisayar da sağlamdır. FPS vesaire olayında sıkıntı yaşamam. Ona rağmen top böyle monitörüm de büyüktür. Benim böyle topu giderken görmüyorum abi. Şimdi doğal olarak bu rakipte olsa bu karakter karşılıklı oynasak nasıl oynayacağız abi, ben anlamıyorum ki. Çok aşırı hızlı. Videomuz kaç dakika olmuş ya, bir bakayım. Oo, 18 dakika olmuş. Neyse bir maç daha atayım. Son zamanlarda 20 dakikalık videolar atıyordum. Bu da 20 dakika olsun. Hiç güçlü rakip gelmedi ama ya. Hani gerçekten böyle çatır çatır oynayacağımız. Gerçi biraz erken çekiyorum videoyu. Bugün çok işlerim var abi. Cuma'dan sonra müthiş bir koşturma olayım var. Hadi bakalım. Kim geldi? Django. Kraken. Efsane Kraken. Ulan ne oynardık be. Kraken'le ne oynar? Ne oldu lan? Niye küfür ediyorsun? Django. Niye küfür ediyorsun Django? Django bana mı küfür ediyor? Eşleşmeye mi ediyor? Ulan diyor bu nasıl bir karakter diyor. Böyle eşleşmenin içine tüküreyim diyor. Baksana abi. Hiç. O kadar emoji atacağına bir de oynasan güzel. Güzel. Django gitti. Evet. Ben de burada videoyu sonlandırıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Büyüklerinize saygıda asla kusur etmeyin. Ben müsaade istiyorum. Selamun aleyküm.
Videoyu kapatamıyorum abi. Videoyu kapatamıyorum abi. Kapatamıyorum.